Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golba.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir şey rica edeceğim, videoyu sonuna kadar izleyin. Lütfen yarıda kesip kaçıp gitmeyin. Başıma bu çok geliyor, sonra başım ağrıyor. Lütfen, lütfen. Fenerbahçe'miz Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti ve 44 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü. Mamadou Fall ile öne geçen Kasımpaşa'ya Valencia'nın 4 golü ve Michy Batshuayi'nin attığı 5. golle cevap verdi Fenerbahçe. Futbolcularımız 5-1'lik galibiyeti değerlendirdi. 2 saat şu bu diye konuşmayacağım. Özellikle Valencia, Arda Güler ve Altay Bayındır'ın sözlerine değineceğim. Valencia diyor ki takımımız son derece konsantre ve güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol kaydettiğini belirten Ekvatorlu futbolcumuz. Kariyerimde ilk kez bir maçta 4 gol attım. Maçtan bir gün önce eşim ve çocuklarımla konuşurken hiçbir maçta 4 gol atmadığım konusu geçmişti. Bugün atabildiğim için çok mutluyum diyor. Galibiyet aldığımız için de çok mutluyum diye. Orada Ünal Emin Canbay diyor ki hani hiç evdekilerle hiçbir maçta 5 gol atmadığını konuşmayı düşünüyor musun diye bir soru soruyor. O da diyor ki eve gidince konuşacağım diyor. Yani Valencia'nın bu enteresan hoş muhabbetinden. Hiçbir maçta 5 gol atmadım diye bir sonraki maçta bunu gerçekleşsin diye yapacağım diyor. Bugün galip gelmek bizim için çok önemliydi. Bütün hafta bunun için çalışıyoruz. Takımımız son derece konsantre ve güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Her maçta 3 puan alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyor Valencia. Arda Güler bence maçın kahramanlarından biriydi. Hani haksızlık olması, mesela Valencia bir gol atsaydı maçın kahramanı kim deseydik Arda seçilirdi. Evet gol yok, asist yok ama inanılmaz bir şey. Arda diyor ki attığı 4 golden dolayı Valencia'yı tebrik ediyorum. 4 gol attı. Bugün kazanmak çok önemliydi. Çok yardımı oldu bize. Tüm takım olarak çok çalıştık ama onun hakkını vermek lazım. Tebrik ediyorum diyor. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Oynadığım zaman da oynamadığım zaman da sürekli beni destekliyorlar. Ben de bu desteğin karşılığını vermek için sürekli çalışıyorum. Onlara çok teşekkür ederim. Güzel bir galibiyet aldık diyor. Altay Bayındır, Altay Bayındır. Fenerbahçe düşmanlarını tokatlar ayıltır. Altay Bayındır. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Çalışmalarımızın karşılığını sahada aldığımız zaman çok güzel görüntüler oluyor. Özellikle taraftarla bir bütün halinde sahada mücadele verdiğimiz zaman çok güzel oluyor. Çok güzel bir takım oyunu oynadık. Enner'i de tebrik ederim. O da kariyerinde bir maçta ilk defa 4 gol attı. İnşallah böyle devam eder. Hem takımın hem de Enner'in performansı. Üçüncü gole yaptığı katkıyla ilgili. Bakın birçoğunuz bunu es geçtiniz mesela. Altay diyor ki bunlar antrenmanlarda çok fazla çalışıyoruz. Savunma arkalarında boşluk olduğunda hızlı oyuncularımız var ileride. Onların yaptığı koşulara uzun top attığımda değerlendirdiğimizde hepimiz mutlu oluyoruz. Hocanın da mutluluğu çalıştığımız şeylerin maçta karşılığını aldığımız için diyor. Maç öncesinde ben 3 çeşit gol atabiliriz dedim. Savunma arasına, savunma arkasına, duran top. Penaltıdan attık, duran top. Doğru mu? Savunma arasına ara pas gibi yaptığımız pozisyonlar vardı. Hızlı atak geliştirdiğimiz pozisyonlar oldu. Savunma arkasına attığımız toplar oldu. Mesela direkten dönüp Valencia'nın tamamladığı pozisyonda bir nevi savunma arkasına atılmıştı o top Altay'dan. Ve savunma arasına atılan mesela Batshuayi'nin attığı gol yanlışlıkla olsa savunma arasına atılmış oldu. İnişler çıkışlar olacaktır diyor Altay Bayındır. Çoğu insana hitap eden bir iş yapıyoruz ve işimizle alakalı herkesin çok fazla fikri var. 7'den 70'e herkesin fikri var. Bilen de bilmeyen de var. Çok konuşan da var. Bildiklerini çok fazla sarf etmeyen de var. Kim ne derse desin birlik ve bütün olduğumuz zaman iyiyiz. Sonuç olarak bu oyuncularla beraberiz. Hepimiz aynı amaç uğruna mücadele veriyoruz. Tabii ki eleştiriler olacaktır. Her oyuncu eleştirileri açık. Biz saha odaklıyız. Dışarıdan aldığımız desteklerle gücümüze daha da güç katıyor. Elimizden geldiğince birlikte mücadele vereceğiz. Buradaki en önemli faktör camiamızın bütün olması gerektiği. Zaman zaman kırılmalar oluyor. Bizler de her maçın bilincindeyiz. Takım kaptanı olarak, daha önce efsane futbolcularla oynamış biri olarak takımımızda da çok tecrübeli oyuncular var. Birbirimizle konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Biz sahada mücadele vereceğiz. Taraftarımızın da Fenerbahçe'yi bizi desteklemesini istiyoruz. Kolay bir durum değil. Bu durumda elimizden gelen mücadeleyi saha içinde, saha dışında hep birlikte vereceğiz. Kim ne derse desin, kim ne yazarsa yazsın ya da çizsin hiçbir önemi yok.
İnsanın ağzı var, konuşur diyor ki sitem dolu da sözler ediyor Altay Bayındır. Haklı mı? Haklı. Çünkü bir kesim var. Derdi Fenerbahçe düşmanlığı. Sadece Fenerbahçe futbolcularının kötülüğünü isteyen iğrenç bir kesim var. Ve bunlar Fenerbahçeli geçiniyorlar. Teknik direktörümüz Jorge Jesus Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Imperada, yok Portekizce değil Türkçe konuşalım. Portekizce bilmeyen cahil arkadaşlarımız olabilir. Ben de dahil. Tabii işin şakasındayım. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Jesus, maçtan önce yapmış olduğumuz röportajda belirtmiş olduğum gibi bizim için bugün önemli olan galip gelmekti. Skorun ne olduğunun bir önemi yoktu. Tabii ki 5-1 gibi net bir skor aldığınız zaman bu daha da iyi oluyor. Maç içerisinde iyi olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda da çok iyi değildik. İstediğimiz kadar iyi değildik ki ilk yarım saat içinde yenik duruma düştük. Ama takım dezorganize olmadı. Demoralize olmadı demek istiyor herhalde. Özgüvenini devam ettirdi ve kısa sürede maçı 2-1'e getirmeyi başardı. Saha içerisinde dengemiz 2-1'den sonra daha da iyiydi. Taraftarımız da takımımız yenik duruma düşmesine rağmen gerilmediler. Bizi desteklemeye devam ettiler. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Taraftar 2-1'den sonra hani gerilmedi bilmiyorum ya. Sanki gerildi gibi taraftar. Yani 1-0 yenik duruma düşünce. Önemli olan tabii ki 3 puandı. Farklı galibiyet aldık ama taraftarın gerilmedi. Şimdi yapmamız gereken Perşembe Adana'da oynayacağımız maçı düşünmek diyor. Bugün farklı bir galibiyet aldık. Bizim için önemli olan 3 puandı. Şimdi yapmamız gereken Perşembe günü Adana'da oynayacağımız maçı düşünmek diyor. Valencia için evet bugün 4 gol attı ama sadece 4 gol atmakla da kalmadı. Kariyerinde en çok gole ulaştığı sezonu da egale etmiş oldu ki henüz ligin bitmesine çok uzun bir süre var. Hem 4 gol attı hem de şimdiden çok fazla gol sayısına ulaştı diyor. Adana Demirspor müsabakasıyla ilgili de açıklamaları var. Her maç önemli. Her maç 3 puan değerinde. Bence 3 puandan daha da önemli. Adana Demirspor maçı bence 3 puandan daha da önemli. Fenerbahçe tarihinde 7.668. Maçta olduğu gibi. Tabii ki bazı rakipler diğerlerinden daha kuvvetli olabiliyor. Adana Demirspor gibi. Onların çok fazla iyi ve kaliteli oyuncuları var. Her zamanki gibi. Zor bir maç bekliyorum ama kendi kalitemize ve tecrübemize inanıyoruz. Şimdi Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Bugünkü maç geride kaldı. Yarından itibaren hazırlıklarımıza başlayacağız. İkinci golde çok sevindim çünkü güzel bir oyun sonrası geldi. Hızlı bir taç atışından sonra o golü bulduk ve bu sebepten dolayı mutlu oldum. Çünkü takımım o anda akıllı oynadı ve tecrübeli bir düşünceyle oyuna hızlı başladı ve golü bulduk ki bizim yediğimiz gol de tam tersiydi. Rakibimizin hızlı bir taç atışında bizim biraz odaklanma ve konsantrasyon eksikliğimizden faydalandı. Bizim normalde öyle bir gol yemememiz gerekiyordu ama 2-1 yaptığımız golde tam tersi. Biz akıllı bir şekilde hızlı bir taç atışı sonrası golü bulduk. Neredeyse ben bile aksiyonun içinde yer alacaktım diye konuşuyor. Şimdi gerçekten akıllıca bir pozisyondu. Arda Güler'le ilgili soru geliyor. Fenerbahçe resmi hesabı paylaşmamış bunu ama ben paylaşayım. Arda Güler bugün yeteneklerini sahada sergiledi. Pas açılarını çok kolay bulabilen bir oyuncu. O özelliklerini sahada iyi kullandı. Emre Mor gibi topla çok süratli bir oyuncu değil. Bakın Emre Mor gibi topla süratli bir oyuncu değil. Özellikleri daha farklı. Özelliklerini saha içerisinde iyi kullandı. Arda Güler bugün yeteneklerini sahada gösterdi. İyi bir futbol oynadı. Gün geçtikçe gelişiyor ve böyle devam edecek diyor. Şimdi gerçekten önemli olan galibiyetti. Her maç önemli. Her maç 3 puan değerinde. Hani zor bir maç. Adana Demirspor maçı. Vesaire vesaire. Sol beki soruyorlar. Yani kadromuzda sol beki güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Elimizdeki bek oyuncularından farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Osterwolde'yi aldık. Yaşı sebebiyle de yabancı sayılmıyor. Transfer pazarında o bölge için böyle bir oyuncu bulmak kolay değil diyor. Yani Jadon Osterwold, Osterwolde artık ne derseniz. Bir de şunu söyleyeceğim. Kolay olmadı böyle bir oyuncunun transferi. Yabancı sınırı kuralına uygun bir oyuncu. Yani onun yeteneklerine inanıyorum. Ofansif olarak bize katkı sağlayacak. Yeteneklerini gösterecektir diyor. Biz oyuncuyu izledik çünkü diyor. Yeteneklerine inandık. Hani o pozisyonda o tarz bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Güç katacağını düşünüyorum diyor.
Şimdi maç içerisinde mesela İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci'nin formunu çok beğenmedim. Ama topsuz oyunda arkadaşlar özellikle ikinci golü tekrar izleyin. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında tırpanı kendisine çekmesi, Valencia'ya alan üretmesi, Ferdi'ye parmağıyla oraya atmasını göstermesi falan gerçekten çok zekiceydi. Mesela Altay Bayındır performansını da beğendim. Gerçekten beğendim. Galibiyeti etki eden bir performans oldu. Ben Jesus'un performansını da beğendim. Üçlü ısrarından çıkıp dörtlü formasyona döndü. Bakın dörtlü formasyonda Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdesi %89. İnanılmaz bir istatistik. %89 çok çok enteresan bir istatistik. Burada şimdi futbolculara dair bilgiler var. İstatistikler var. Ben bunu diğer videoya saklayacağım. Kusuruma bakmayın. Diğer videoya saklamak zorundayım. Diğer takımlara dair de birkaç şey var. Onları da diğer şeye saklamak zorundayım. Ben bugün Fenerbahçe maçında Ferdi Kadıoğlu'nu, Arda Güler'i, Valencia'yı, Batshuayi'yi, yani takımı beğendim. Olması gereken şey buydu. Derbi hezimetinden sonra 4'te 4 yaptı resmi maçlarda. Yani belki de yıllar sonra ilk kez taraftarın öldük bittik artık tamam havluyu attık dediği anda Fenerbahçe havlu atmamış oldu. Kırılmadı. Adana Demir deplasmandan 3 puan çıkarsa Fenerbahçe rüzgar arkasına alır. Yeter ki biz birbirimize kırılmayalım. Olur mu arkadaşlar? Öbür kısımda ben duyum muyum konuşurken bunları da konuşurum. Şimdi benim bir tezim var. Sosyal medyadaki her Fenerbahçeli geçinen kişinin Fenerbahçeli olmadığına dair. Şimdi bu tezimi de doğrulayacak çok güzel bir şeyi geçti elime. Serdar Ali Çelikler. Bana göre kural hatası. Penaltının tekrar edilmesi. Ama hakem hatası deyip geçecekler demiş. Voley attı. Fenerbahçe aleyhine konuşulan yerde. Şimdi Fenerbahçeliyim diyor kendine. Ama kural hatasından bahsediyor. Önce kural hatasının ne olduğunu bilmesi lazım. Uygulanması gereken net bir kuralın uygulanmaması. Mesela nedir? Kırmızı kart yiyen futbolcunun saha dışına çıkmaması. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kural hatasıdır. Hakem hatası nedir? Yanlış karar verir. Sarı kart vermeyi unutur vesaire vesaire vesaire. Yani vesaire vesaire vesaire. Şimdi işin uzmanı var. Şimdi işin uzmanı var. Bu arada Rıdvan Dilmen diyor ki Fenerbahçe'nin ilk golünde penaltı tekrarı doğru. Tartışmasız bir ihlal var. Yıllarca futbol oynamış. Futbol yorumlamış isim bunu söylüyor. Ersin Düzen. O da yıllarca futbolu yorumlayan, hakemlerle iç içe olan, birçok seminer alan, birçok seminer veren isim. Maçı izlemeyen biri sosyal medyaya girip baksa, hakemin Kasımpaşa'dan maçı alıp Fenerbahçe'ye verdiğini düşünür. Hakikaten öyle bak. Ben de mesela Galatasaray maçını özellikle izledim. Çünkü ben maç izlemiyorum. Fenerbahçe maçı dışında maç izlemiyorum. Ama sosyal medyaya bir giriyorum. Lan hakem kollamış, rakip yatmış, bile bile yemişler, şöyle böyle. Bir de ben kendim izleyeyim dedim. Çeşitli çeşitli düşüncelere sahip oldum. Bak Ersin Düzen de doğru bir noktaya parmak basıyor. Maçı izlemeyen biri sosyal medyaya girip baksa hakemin Kasımpaşa'dan maçı alıp Fenerbahçe'ye verdiğini düşünür. Tekrar edilen penaltı üzerinden böyle bir kaos saçmalık. Penaltı tekrarı kural hatası değildir. VAR'ın ihlal yorumudur. O yoruma katılan olur, katılmayan olur diyor. Şimdi bakın bu da güzel bir yorum. Erman Toroğlu. Biliyorsunuz hani Fenerbahçe'nin hani Fenerbahçe'yi çok sevmez. Yani benim bildiğime göre de bir oğlu Fenerbahçeli, bir oğlu Beşiktaşlı. Kendisi Ankaragücü taraftarıyım der ama Fenerbahçe taraftarı çok sevmez. Fenerbahçe'yi çok sevmediğini söylerler. Bakın şimdi Erman Toroğlu'nun yorumu. Kaleci bir bedel çıkıyor. Ve Valencia'nın vuruş acısını daraltıyor. Ve dolayısıyla da neyse düzgün kutu şey yapalım. Belki duyar rahatsız olur. Erman Toroğlu diyor ki kaleci 1 metre öne çıkıyor. Doğru mu? Doğru mu Samet? Doğru başkan. Devam edelim. Valencia'nın vuruş açısını daraltıyor.
Bakın aynı cümleyi üçüncü kere söylüyorum. Kaleci 1 metre öne çıkıyor, Valencia'nın vuruş açısını daraltıyor ve dolayısıyla da kural ihlali yapıyor. Penaltının tekrar ettirilmesi doğru karar. Kimse tuttuğu takıma göre kural icat etmesin diyor. Fenerbahçe taraftarına sorsam Erman Toroğlu Fenerbahçe düşmanı, o düşmanı, bu düşmanı. Sonuç, adam doğru söylüyor. Kardeşim bak. Şimdi ben burada şeyi anlamıyorum. Hani kaleci diyor futbolcuyu etkilerse. Ulan 7 metre var. Ne yapacak yani? Dilini mi çıkaracak etkilemesi için? Nasıl olacak? Nasıl edecek? Yani nasıl olacak? Nasıl edecek? Şimdi şimdi enteresan bir şekilde sosyal medyada geziniyorum bir taraftan da yorum bekliyorum çünkü beklediğim bir şey var. Şimdi kaleci 1 metre öne çıkıp ihlal yapıyor diyor. Devam edelim. Tekrar ettirilen penaltı kaçsa diyor Erman Toroğlu. Tekrar ettirildi, penaltı kaçtı. Yani ikinci bir penaltı da. İkinci kez kullanılan penaltı. Yine tekrar ettirilir. Çünkü kaleci ikinci penaltıda da ihlal yapıyor. Hatta ben size şöyle anlatayım. İkinci penaltı tekrar ettirilse kaleci bir de sarı kart yer. Kural gereği. Yani benim gereğim değil. Kural gereği. Anlatabiliyor muyum? Kural gereği. Yani benden dolayı değil, kural gereği arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi peki Mustafa hocam. Kimse tuttuğu takıma göre şey yapmasın. Erman Toroğlu'nun son cümleleri de şöyle. Sabah da beri bakıyorum. İhlal yok diyor. Ne yapacağız? Futbol oyun kuralına göre değil de size göre bir karar vereceğiz. Bu da laleler. Lalelere ben uydurdum. Bu kadar fanatiklik fazla. Ayıp ya. Kural kaleci çizgide cigavaz diyor. O kadar basit. Diyor. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Altay Bayındır Göztepe'de çizgiyi çıkıp hem sarı kart yiyip hani hem sarı kart yiyip hem de penaltının tekrar edilmesi, Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi. O gün bu kadar konuştunuz mu ya? Yani Beşiktaş'ın Enkudu kafa attı. Kırmızı görmedi. Rozier 2 maç ceza aldı. 1'e düşürüldü. Futbolcusu vurdu. Kırmızı kart değiştirdi. Sarıya çevrildi. Lan bunların hiçbirini konuşmayan Beşiktaşlılar. Bıdı 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 bıdı. Galatasaray yöneticisi çıkmış. Ukala ukala Fenerbahçe'ye laf atıyor. Ya senin Sivas maçından sonra konuşacak yüzünün olmaması lazım. Senin Sivas Spor maçından sonra yüzünün olmaması lazım. Bu arada Jesus'un bir yere atladım diyor ki bizim normalde hani ikinci golden şey golden bahsediyor. Öyle bir gol yemememiz gerekiyor ama 2-1 yaptığımız golde tam tersi. Biz de akıllı şekilde hızlı gol attık diyor. Orayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi bazı taraftarlar da diyor ki hocam diyor. Dur görsel olarak vereyim bir saniye. Bazı taraftarlar diyor ki hocam diyor bak şu beyazlı oyuncu çizgiye basmış ihlal yapmış. Yani bundan dolayı da ihlalden dolayı da iptal edebilirler diyor. Bazıları da diyor ki yok diyor çizgiyi geçen oyuncu diyor hareketlenen oyuncunun topa müdahale etmesi lazım. Yoksa diyor olmaz diyor. Ya siz nasıl futboldan anlıyorsunuz? Arkadaş ya o mesela beyazlı oyuncu 2 adım öne koyalım. 2 adım ya çok değil. 2 adım ceza sahasının içine sokalım. Valencia görmüyor ki. Yani topa hareketlenmemesinin bir anlamı yok. Şimdi bu oyuncudan dolayı da tekrar edilmiş olabilir. Ama kaleciye bir bakın. Ayaklar önde. Topun atılacağı yere doğru gitmiş. Kendine avantaj sağlamış. Hani penaltı atan oyuncuyu etkileme. Bu işte etkileme. Yani perde arkasındaki olay bu. Arkadaşlar etkileme olayı bu. Neyini anlamıyorsunuz? Yani çözemiyorum. Peki hocam, uzun lafın kısası. Hani donk ceza sahasında penaltı tekrarı ondan dolayı falan. Bunlar marjinal olma çabaları birilerinin. Onu söyleyeyim. Peki hocam, maç tekrar edilecek mi? Hayır. Kural hatası var mı? Hayır. O zaman kural doğru mu? Evet. Fenerbahçe taraftarı üzülecek mi? Evet. Niye? Serdar Ali Çelik derleri, canları, ciğerleri, evlatları kadar çok sevdikleri Serdar Ali Çelik derleri G olacak. Yani
Haksız mıyım? Yani G olacak başka hiçbir şeyi yok ya. Ya bu nasıl bir çekememezlik? Bu nasıl şeylik? Icardi'nin adam ayağına basıyor. Ben burada çıktım dedim ki arkadaşlar penaltı basıyor. Hocam ama az basıyor, çok basıyor. Basıyor mu? Basıyor. Penaltı mı? Penaltı bitti. Ya niye delikanlı olup, yürekli olup, mert olup diyemiyorsunuz şöyle diye? Galatasaray'ın Giresun'a attığı 4 golün 3'ünde ana kahraman elemanın bir tanesi. Aynı eleman ana kahraman. Mesela Fenerbahçe'nin 5 golünde 3 golü bir oyuncu hediye etmiş olsaydı şimdi ortalık şike, şaibeyle donatılıyordu. O da yok. Fenerbahçe kütür kütür oynamış. Kimse konuşamıyor da. Ben anlamıyorum arkadaşlar bu yangının sebebi ne? Maç tekrar ettirilsin. 4 şutu var Kasımpaşa'nın. 1 isabet gol. 22 şutu var Fenerbahçe'nin. 11 isabet 5 gol. Öbür istatistiklere geçmiyorum bile. Ya bu kadar şey yapmayın. Hazmedememezlik yapmayın. Ha şunu söyleyin. Deyin ki arkadaş gücü buydu. Kasımpaşa'nın gücü buydu. Yapabildiğini yaptı. Bitti. Gücü bu. Ha sezonun başında Ertuğrul Taşkın'a bize vermemeleri beni ayrıca sinir etmişti. Toplamda 39 gol yemiş. 11'ini Fenerbahçe'den yemiş. Bunu konuşun. Ya Fenerbahçe nasıl bu takıma 11 gol atabildi 2 maçta? Bunu konuşun. Ümraniyespor mesela. Fenerbahçe yeniyor yenmesine. Fenerbahçe'nin penaltısı verilmiyor. Hani ayağa basma var vesaire var. Bunu konuşun. Aynı Ümraniye'yi Galatasaray maçında izleyeceğiz. Evlere Şenlik futbolunu. Fenerbahçe'nin maçı tekrarlanmayacak. Herhangi bir kural hatası da yok. Herhangi bir skandal da yok. Çatır çatır, kütür kütür Fenerbahçe hak ederek kazandı. Son haftalardaki gibi güzel oynadı. Güzel oyunuyla kazandı. Yok hocam Dünya Kupası'ndan önce çok daha iyiydik. Sonra kötüydük. Ya siz sadece skora bakıyorsunuz. Skor 2-1 ya. He, kötü yüzdür. Skor 5-1 ya. Ha iyiyizdir. Bana kalırsa Gaziantep maçında bundan çok daha iyiydik. Bir tane pozisyon verdik sadece. Başka pozisyon vermedik. Sadece bir pozisyon verdik. Başka hiçbir şey yok. Özeti izleyin. Bir tane yediğimiz gol. Bir tane de sağ çaprazdan çektirdiğimiz şut. Başka bir şey yok. Özeti izleyin maçın özetini. Yine pozisyon yok. Rakibe verdiğin yine pozisyon yok. Ama taraftar o kadar etki tesir altına alıyorlar ki şey diyor taraftar. Yok o kadar iyi değildik. Yok o kadar da iyi olamayız diye. Tahriklere, galeyanlara gelmeyin. Bakın 28.500 kardeşimiz de buradayız. Doğruları konuşuyoruz. Her takım için doğruları konuşuyoruz. Aramıza bekleriz. Abone olarak görmek isteriz. Abone kardeşlerimizden de bir beğeniyi çok görmemelerini rica ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.